arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular bir test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar 78 milyon. Bakın burası doğru. Burası yanlış. Doğru. Doğru. 123 bin. 123 bin doğru. 123 bin doğru. 23 bin yanlış. 68, 68, 68 C şıkkı olmuş oluyor. Doğru cevabımız arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. 384 milyon. Bakın 384 milyon. 8 bin. Bakın 8 bin. 80 bin değil. 800 bin değil. 8 bin. 303. 303. D şıkkı. Gayet kolayca cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. 87 milyon 87. Yukarıda okunuşu verilen sayı rakamla yazarsak 87 milyon 1000'liği yok arkadaşlar. Onun için 00 yazdım. 87 87. Rakamla yazarken kaç tane sıfır kullanılır? Gördüğünüz gibi 4 tane sıfır kullanılır arkadaşlar. Dördüncü soru. 600 milyon 9017. Yukarıda okunuş verilen doğal sayı kaç basamaklıdır? 600 milyon 9000 00 9000 17 0 17. Yani 3 6 9 basamaklı olmuş oluyor arkadaşlar cevabımız. 5. soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin binler bölüğünde yedi rakamı yoktur diyor. Bakın binler bölüğünde var. Binler bölüğünde var. Binler bölüğünde var. Ama burada yok arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü şeklinde gidiyor. Altıncı sorumuza bakalım. 87 milyon 215 .198 sayısında binler bölüğündeki sayı ile binler bölümündeki sayı ile milyonlar bölüğündeki sayı yer değiştiriyormuş. Yani biri sağa biri sola gidiyor. O zaman 215 milyon binler bölümüne 87 yazamam. 087 198 yani cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Gayet kolay bir soru. Gelelim 7. sorumuza. Yukarıdaki abaküste gösterilen sayının 43 milyon 43 milyon şöyle bölüklere ayırırsam evet 43 milyon 273 bin 273 bin diyor bakın şurada bir tane eksi var şurada da 3 eksi var 1 artı 3 evet 1256 256 bakın burada bir eksi var şurada da 5 eksi var arkadaşlar toplarsak 6 9 10 eksiği var. Yani 10 tane boncuk daha eklenmeli ki abaküs doğruyu ne yapsın göstersin. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir diyor. Buna göre bu doğal sayı hangisidir diyor. Bakın milyonlar bölüğünden başlayacağım. 732 milyon. Bakın burada yok. Burada da yok. Burada da 73 milyon var cevabımız. Ceyhan gayet kolay çıktı. Dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı 10 diyor. Bakın milyonlar bölüğüne bakıyorum. 10 değil arkadaşlar. 10 değil. 10 ediyor. 10 ediyor. Binler bölü tek rakamlardan. Bakın binler bölümünde tek rakam yok. Gitti. Tek rakamlar burada var. D şıkkı cevabımız olmuş oluyor. Onuncu soru. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin binler bölüğünde 685 sayısı vardır diyor. Ayıralım arkadaşlar. Bakın birler, binler yok. Birler, binler. Bakın cevabımız çıktı. Birler, binler. Yok. Birler, binler. Yok arkadaşlar. Cevabımız bursa olduğu gözüküyor. 11. soru. Yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilen 6 basamaklı en büyük sayı yazmam için büyükten küçüğe dizmem lazım. Yani 7, 6, 5, 7, 6, 5, sonra 4, 2 ve 0 şeklinde gitmem lazım. Yani 765.420 cevabım D şıkkı. Eğer en küçük deseydi arkadaşlar, 0'ı başa koymamak şartıyla işte 2 0 4 5 6 7 şeklinde küçükten büyüğe doğru dizecektim arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. 102 milyon yazalım. 403 bin, 403 bin 202 binler basamağında bakın binler basamağında 3 vardır doğru en basamak değeri en büyük rakam soldaki 1'dir doğru binler bölüğünde 202 vardır yanlış arkadaşlar 9 basamaklıdır 3 6 9 doğru cevabımız C gelelim buraya 13. soruya. 428 milyon. 168.219 doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam. Basamak değeri en büyük olan rakam en soldaki rakam yani 4'tür. Sayı değeri en küçük olan yani rakam olarak en küçük rakamda 1 olduğuna göre 4, 1 artı 4 1 artı 4 5 olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet gelelim 14. soruya. Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 5 tane 10 milyon. Yani şöyle 3 yerle ayırırsam değil mi? Bakın 10 milyonlar basamağında 5 olacak. Milyonlar 10 milyonlar. Milyonlar basamağında 2 olacak. 100 binler basamağında bir şey olmayacak. On binler basamağında 6 olacak binler basamağında 8 olacak yüzler basamağında 0. onlar basamağında 8 birler basamağında 4 olacak yani 52 milyon 68 bin4 52 milyon 68 bin4 cevabım Bursa olacak arkadaşlar son soruya gelelim 78 milyon 45 bin 218 doğal sayısında binler bölüğündeki sayı binler bölüğündeki sayı 45'tir. Binler bölüğündeki sayının basamak değerleri toplamı. Arkadaşlar basamak değerleri toplamı yazarsak 4'ün basamak değeri ve 5'in basamak değerlerini yazdığımızda sağındaki rakamların yerine 0 atarım 45 bin olur. İle milyonlar bölüğündeki sayının toplamı milyonlar bölüğündeki sayıda 78 toplarsak. 7, 0, 5, 45, cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Binler bölümündeki 4'ün basamak değeri 40 bin, 5'in basamak değeri 5000 toplam 45 bin oluyor. Ben ne yapıyorum? Onları yazıyorum. Sağındaki rakamların yerine 0 atıyorum. 45 bini buluyorum. Sonra milyonlar bölümündeki sayıda 78 olduğu için toplanınca 45 bin 78 oldu. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.